Selamlar, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Bu konu hakkında çok fazla video çekmemi isteyen olduğu için sizleri kırmak istemedim ve konuşacağımız konu Ümit Özdağ ve Babala TV. Birçoğunuz biliyordur zaten, anlatmama gerek yok ama Ümit Özdağ 2 gün önce Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Tabii ki oradaki insanların sorusunu cevaplamak için oradaydı ki buradan da kendisini tebrik etmek istiyorum. Birçok siyasinin yapamayacağı bir şeyi yapmış oldu. Sonuç olarak soruları önceden de bilmiyor. Nasıl bir soru gelecek, eğer ki cevaplayamazsa kariyeri nasıl etkilenecek, bunların hiçbirini bilmeden oraya çıktı. Emin olun bu her siyasinin yapabileceği bir şey değildir. Zaten siz de fark etmişsinizdir ki genellikle ya bir kişiyle konuştular ya da bazıları soruları önceden biliyordu, fakat bu programda böyle bir şey yoktu. Çünkü orada bulunan insanların bir kısmı zaten Ümit Özdağ'ı sevmeyen insanlardı. Aslında Ümit Özdağ gereken insan tiplerinden birisi de buydu bence. Çünkü zaten kendisini sevmeyen insanların sorularına güzel cevaplar verebilirse eğer ki siyasi kariyerinde bayağı bir ilerleme kat edebilirdi. Ama sürekli söz kesen bazı davarlar olduğu için açık açık davar diyeceğim artık. Beklediğim gibi bir program olmadı. Şimdi program hakkında görüşlerinden bahsedeceğim tabii ki ama öncelikle Oğuzhan Uğur hakkında birkaç tane eleştiri yapmak istiyorum. Birçok insan kendisinin sunumunu çok beğenmiş, fakat ben maalesef ki beğenemedim. Oğuzhan Uğur evet iyi bir konuşmacı, gayet de güzel sunuyor programı, fakat bu sefer bence olmamış. Neden? Birincisi ve en önemlisi, sürekli olarak, bakın sürekli olarak, abartmıyorum, Ümit Özdağ'ın sözünü kesti. Aman hocam o kadar uzatmayın, aman hocam onu demeyin, aman hocam bunu demeyin diye adamın söyleyeceği şeyleri bile unutturdu. Yani böyle bir şeye bence hiç gerek yoktu. Şimdi bazılarınız şey diyecek, işte Ümit Hoca çok fazla uzattığı için böyle diyordu falan, böyle bir şey yok. Çünkü Ümit Özdağ cevapları uzatmadı. Verdiği cevapları örneklendirdi ki insanlar daha iyi anlasın. Yani benim görüşüm bu yönde. Ha eğer diyorsanız ki çok uzattı falan, ona da şöyle cevap vermek isterim. Diyelim ki Ümit Özdağ gerçekten çok boş konuşmuş olsun. Bayağı da cevapları uzatmış olsun. Ya Oğuzhan Uğur'luk bir şey yok ki burada. Bence burada Oğuzhan Uğur'un her şekilde susması ve Ümit Özdağ'ın cevabını vermesine izin vermesi gerekiyordu. Sonuç olarak Ümit Özdağ eğer ki gereksiz konuşursa bile kendine zarar vermiş olacak. Yani insanlar bunu görecek ve diyecek ki oho bu adam çok uzatıyor. Ama Oğuzhan Uğur o kadar gereksiz yerlerde adamın sözünü kesti ki gerçekten kaliteli bir program izleyemedim. İkinci olarak da mimiklerini hiç beğenmedim. Ümit Özdağ'ın verdiği her cevabı böyle alaycı bir tavırla bakması, bazı yerlerde kaş çatması, çok gereksiz mimikleri vardı. Zaten izleyenler benim demek istediğimi anlamıştır. Şu an ben programı izlediğinizi varsayıyorum, yani bilginiz olsun. Üçüncü olarak da yapmak istediğim bir eleştiri daha var. Fragman. Çok kötüydü. Elbette Oğuzhan Uğur'un burada ilgi çekici bir fragman yapması gerekiyordu. Sonuçta tık alması gerekiyor. Ama bu fragman sence gerçekten olmuş mu ya? Adamı bildiğin burada kötülemişsin yani. Ben bu fragmanı izlediğimde dedim ki yani Ümit Hocam böyle bir cevap vermiş olamaz ya. Ki eğer böyle bir cevap vermişse bence haksızdır diye düşündüm, fakat fragmanla programın hiçbir alakası yoktu. Bir fragmana bak, bir de programa bak. Bu ifadelerinizle birilerini incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Sizden o istemiyorum. Sizi ikna etmek de istemiyorum. Tamam? Bu mu yani şimdi? Kadın bu şekilde konuştuğu için mi Ümit Özdağ böyle bir cevap verdi? Yoksa kadın 2 saat boyunca Ümit Özdağ'ın sözünü kestiği için mi Ümit Özdağ böyle bir cevap verdi? Bu ifadelerinizle birilerini incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Nihal Atsız derken Yahudileri de incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Yani ben Nihal Atsız'ı yazar olarak severim. Bunu sizin programınızda da söyledim. Siz Nihal Atsız'ı sevmeyebilir, başka bir yazarı seversiniz. O sizin hakkınız. Ben siz şu yazarı neden seviyorsunuz? O da bunu incitiyor diye size soruyor muyum? Bunu azınlıklar meselesi. Ben de Nihal Atsız'ı seviyorum. Nihal Atsız bundan 50 sene önce bir şey yazmış. Bu benim Nihal Atsız'ın her yazdığı şeyi benimsediğim, benim fikrim olduğu anlamına gelmez. Bakın nifak tohumu eken şeyler. Ben meseleye hanımefendi. Hanımefendi bakın sizle tartışmaya girmek istemiyorum ben. Ben kendi düşüncemi size söyleyeyim. Hayır bu üslup doğru değil Ümit Bey. Bu üslup doğru değil hanımefendi filan. Ben sizle tartışmaya girmek istemiyorum. Asla bunu kabul etmiyorum. Ben size cevap vermek için buraya geldim. Size tabii ki müsaade edeceğim ama kastettiğim şey o değil. O farklı bir dünyada yaşıyor. Ben farklı bir dünya. Bir şey söyleyeyim. Sizden o istemiyorum. Sizi ikna etmek de istemiyorum. Tamam? İki. Eğer buysa zaten bunu herkese söyleyeyim. Bitirmedim. Videoyu sonuna kadar izledim ve size rahatlıkla söyleyebilirim ki Ümit Özdağ bu kadının her sorusuna cevap verdi. Ama bu kadın o kadar çok boş yapıyordu ki, o kadar çok söz kesiyordu ki Ümit Özdağ artık dayanamadı ve dedi ki ben senden oy falan istemiyorum. Yeter ki sus. Haklı mı? Dibine kadar haklı. Yeter ki sus ya. Sus yani. Ulan karı o kadar boş yapıyordu ki, bu arada açık açık karı diyeceğim çünkü hanımefendiyi hakaret olarak algılıyormuş bu ablamız. Evet, maksimum zekası bu kadar zaten. Ya adam başkasının sorusuna sorusuna cevap veriyor. Karı orada saçma sapan yapıyor. Ulan bir sussana, sus. Sus da adamın cevabını dinleyelim. Biz burada bu adamın cevabını dinlemeye mi geldik? Bu karının mızmızlanmasını mı dinlemeye geldik? Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım yani. Bence Ümit Özdağ iyi bile dayanmış. Onun dışında gelelim en bomba kısma. Bir tane arkadaşım bu program hakkında yorumlarını dinledim. Kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur fakat ismini vermeyeceğim. İsmini verince işte prim yapıyorsun bilmem ne diyeceksin. Ne başlıkta ismini vereceğim ne de videoda. O yüzden lütfen yorumlarda bu şekilde saçmalamayın. Kendisi bu program hakkında şunu söylemiş. Şöyle bir kesit koymuş ve demiş ki Ümit Özdağ bence burada kaçak bir cevap veriyor. Kesidi bir izleyelim bakalım gerçekten de öyle mi? Beni televizyona davet etseniz de bunları orada konuşalım. Beni televizyona davet edin orada konuşalım. Olur mu? Tamam. Davet edin orada konuşalım. Bir iki sözümü kesmeyin ben bitireyim. Ondan sonra siz söz alın ve konuşalım. Şimdi evet kesiti izlediğimiz zaman Ümit Özdağ burada sanki kaçak bir cevap veriyormuş gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar sizi temin ederim ki bu tam anlamıyla bir cımbızlama. Tam anlamıyla bir cımbızlama diyorum çünkü Ümit Özdağ bu sorunun cevabını zaten veriyor. Yani sen eğer ki videonda bu soruya cevap vermiyor, bu sorunun cevabından kaçıyor diyorsan kusura bakma ama cımbızlama yapıyorsun. Bu arada bu yorumu yapan arkadaş programı başından sonuna kadar izlediğini de söyledi. Bilmiyorum nasıl izlemiş ama buyur kanka cevap burada. Hocam F-35 kötü bir uçak dediniz. Yerli milli savunma sistemleri bunlar üretiliyor zaten. Yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Bunları hiç devam ettireceksiniz anladığım kadarıyla. İHA'sı projelerini destekliyor musunuz orada? Destekliyoruz. Geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. F-35'in yerine ne alacaksınız? Hava kuvvetlerinin şu anda mesela uçağa ihtiyacı var. Amerika'dan almayacaksınız. Çin'den mi, Rusya'dan mı, Fransa'dan mı? Şimdi Amerika'dan almayacağız. Çin'den veya Rusya'dan yerine hemen koyarız. Hayır bu gerçekçi bir fikir değil. Bir filo alabilirsiniz veya iki filo alabilirsiniz. Ama bu NATO sistemleriyle uymadığı için ve sizin elinizdeki diğer sistemlerle uymadığı için eğitiminden bundan sonra bütün alt yapısına kadar size başka sorunlar üretebilir. Onun için henüz bu noktada değiliz. Ne yapmayacağınızı biliyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hayır, ne yapacağımızı da biliyoruz. Nedir hocam? Mevcutların modernize edilmesi, geliştirilmesi ve kendi milli savunma sistemimizle ilgili, uçak sistemimizle ilgili çalışmaların hızlandırılması ve bu arada da yüksek irtifa hava savunma sistemlerinde devrim yaratacak yeni bir silah projesinin devreye sokulması. Demek ki neymiş? Cevaptan kaçmıyormuş değil mi? Cevabını vermiş. Şimdi diyeceksiniz ki burada o zaman niye öyle bir cevap vermiş? Niye direkt sorunun cevabını vermemiş? Çünkü Ümit Özdağ zaten başlarda bunlardan bahsediyor. Diyor ki beni gazeteciler hiçbir şekilde programlarına çağırmıyorlar. Bana ambargo uyguluyorlar. Ama aynı gazeteciler gelip burada bana istediği gibi soru sorabiliyor. Bunun açık açık haksızlık olduğunu söylüyor. Ve bu sisteme sitem ediyor ve bence gayet de haklı. Hiç sorun yok. Gazeteci arkadaşlar beni de televizyonlarına davet etmiyorlar. Etmiyorlar. Tamam. Sarı muhalefetin televizyonlarında da büyük bir ambargo var. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Yani yok demek doğru olmaz ve haberlerde mümkün olduğunca yer verilmiyor partinin faaliyetlerine. Ben çok nadir şey yapıyorum, davet ediliyorum. Siz de fark etmiş olacaksınızdır ki Ümit Özdağ hiçbir şekilde televizyona çıkamıyor. Bir partinin genel başkanının televizyona çıkamaması bence çok saçma bir şey yani. Bu adam istediği gibi insanlara fikirlerinden bahsedebilmeli ve belli bir kitleye hitap edebilmeli ki kendisine destek veren insanların sayısı artsın. Ama sen bu adamı hiçbir şekilde programına davet etmeyip ondan sonra çıkıp bir de saçma sapan sorular sorarsan adamın sana böyle bir cevap vermesi gayet normal ki böyle bir cevap vermesine rağmen sorusunu ilerleyen dakikalarda cevaplıyor. Bunu takdir etmek yerine kaçak cevap vermiş demek bence çok saçma. Çok saçma kanka, haberin olsun yani. Bir de ben Ümit Özdağ'ı eleştirenlerde şunu fark ettim. Bir soru soruyorlar, cevap alıyorlar, ondan sonra başka bir soru soruyorlar, ona da cevap alıyorlar. Ama hiçbir şekilde tatmin olmuyorlar. Tamam, tatmin olmayan bilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Yani bu nereye kadar devam edecek? Başka bir siyasiye soru sorduğunuz zaman bir tane bile cevap alamıyorken bu adamdan aldığınız 1000 tane cevap sizin neyinize yetmedi acaba? Zaten başka siyasilerden cevap almayı bırak. Soru bile soramazsın. Bu birincisi. İkincisi, program boyunca Ümit Özdağ çok ağır bir şekilde konuşan, sesini yükselten, bağıran insanlardan şunu rica ediyorum. Aynı üslupla, aynı ses tonuyla desteklediğiniz o adamla da konuşur musunuz? Bak çok rica ediyorum. Eğer ki bunu yaparsanız o desteklediğiniz malum şahsa ben de oy vereceğim. Bak söz veriyorum, hatta yemin ediyorum şu anda. Aynı üslupla, aynı ses tonuyla o malum şahsa da bu şekilde konuşabilirseniz eğer ki ben de ona oy vereceğim. Çok ciddi söylüyorum. Yani program boyunca bazı insanlar resmen adamı linçlemeye gelmişler. Hele ki bu adam. Gelmiş orada yok yazım kurallarından, yok bilmem ne kurallarından bahsediyor. Ulan Türk Dil Kurumu musun sen? Şimdi bunun konuyla ne alakası var yani? Adam orada çıkmış diyor ki mesela bu adam mültecilere haber yaptığı için tutuklandı. Açlıktan ölmek üzere, buna bir şey yapmamız lazım. Salan biri çıkıyor diyor ki D ayrı yazılır. Ulan çok da umrumuzdaydı ha. Tek taktığınız şey bu zaten değil mi? Tamam, yazım kuralları hakkında da uyarabilirsiniz de bunun yeri var, zamanı var. Her bokta şu argümanları kullanmayın, gözünüzü seveyim ya. Ha, onun dışında şunu söylemek istiyorum bu arada. Şunu söylemeden geçmeyeyim. Ümit Özdağ'ın burada şöyle bir çıkışı oldu. Bak benden kim nefret ediyor biliyor musun? Benden FETÖ'cüler nefret ediyor. Benden PKK'lılar nefret ediyor. Benden Atatürk'ten nefret edenler nefret ediyor. Canları cehenneme. Al. Canları cehenneme. Bakın bunu çok mantıklı bulmadım. Çünkü Ümit Özdağ'dan nefret eden herkes tabii ki de PKK'lı, FETÖ'cü ya da başka bir terör grubuna mensup olmak zorunda değil. Milliyetçi insanlar da, Türkiye'yi çok seven insanlar da Ümit Özdağ'dan nefret edebilir. Bu yanlış bir cevap. Buna okeyim. Ama buradaki adamın yapmaya çalıştığı şeyi de bence göz ardı etmemeniz gerekiyor. Nefret dilini üslup olarak benimsemeniz, herkes tarafından nefret edildiğinizi ima etmeniz, 20 yıldır siyasetin içinde olduğunu söylüyorsunuz. 20 yıldır sevilmeyen adam rolündesiniz ve hani burada hiç mi özel eleştiride bulunmuyorsunuz? Böyle nefret diline sahip bir siyasetçi nasıl birleştirici bir tutuma sahip olabilir? Bunun dışında imla kurallarına eğer ki danışmanınız hakim değilse de yardımcı olmak isterim. Ya adam diyor ki 20 yıldır insanlar sizden nefret ediyor. 20 yıldır sevilmiyorsunuz falan. O insanlar kim kanka? Kim nefret ediyor Ümit Özdağ'dan? Yani öyle bir söylemiş ki sanki bu adam çok kötü biriymiş de kimse sevmiyormuş gibi söylemiş yani. Halbuki böyle bir şey yok yani. Adamı destekleyenlerin sayısı çok. Bayağı boş yapmışlar. Adamı sinirlendirmeye çalışmışlar. Bir de üstüne demiş ki yazım kuralları da bilmem ne ya. Seni şöyle alalım biz kanka. Yine birazcık daha yorumları okuduğumda şunu fark ettim ki profilinde Yunus balığı olan bazı insanlar, ki bunlar liboşlar oluyor genelde, bu adamı ırkçı diye linçlemeye başlamışlar. Fakat beyinleri gerçekten şuna basmıyor. Bu ülkeye kaçak bir şekilde gelen tüm mülteciler gitmek zorunda zaten. Bunun bir ırkçılıkla alakası yok. Ha eğer ki varsa o zaman tüm dünya ırkçı. Sen o liberal dediğin Amerika'ya da elini kolunu sallaya sallaya giremezsin zaten. Seni almazlar. O zaman onlar da özgürlükçü değil. Onlar da mı ırkçı? Elli boşçum benim. Onlar da mı ırkçı? Şunu bir anlayamadınız gitti arkadaş ya. Bu adamın istediği şey normal bir şey. Irkçılıkla da herhangi bir alakası yok. Sen her ülkeye elini kolunu sallaya sallaya girip de oranın vatandaşı olamazsın. Böyle bir hakkın yok. Binlerce aşamadan, binlerce kontrolden geçmen lazım ki böyle olasın. Ki o bile çok zor aslında ama neyse. Hele ki Türkiye'den bahsediyorsak eğer ki kaçak bir şekilde ülkeye girmişler. Ülkenin her şeyinden faydalanıyorlar. Bir de üstüne bedava vatandaşlık alıyorlar. Bir de üstüne oy kullanma hakları oluyor. Lan böyle bir şey yok yok. Olmaması da lazım zaten. Liberallik bu değil. Bunu anlayın lan artık. Lütfen anlayın ya. Liberallikle bunun alakası bile yok. Ya adam 2 saat boyunca 1000 tane soruya cevap vermesine rağmen şu adamın sorduğu sorunun saçmalığına bak. Adalet olacak mı diyor. Yok kanka olmayacak. Bütün katilleri, tecavüzcüleri salacaklar, geceye akacaklar. Soruya bak lan, bu soru şeye benziyor. Hani bir tane kadın vardı ya, sor bakayım annene edepli gelin sever mi falan diyordu. Yok zaten millette kaşar arıyor. Allah Allah ya bak. Neyse, ben bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü cidden akıl sağlığımı kaybederim gibime geliyor. Uzun lafın kısası, toparlayacak olursak lütfen eleştiri yapacağım diye cımbızlama yapmayın. Fikirlerinizi belirtebilirsiniz, bunda hiçbir sıkıntı yok. Adamın gerçekten de söylemiş olduğu bir sözü mesela alıp diyebilirsin ki bu mantıklı gelmiyor. Ama adamın yapmadığı bir şey yapmış gibi gösteriyorsan eğer ki işte bu cımbızlamak oluyor. Adam bu soruya cevap vermiş kanka, sen kalkıp da cevap vermemiş kaçmış diyemezsin yani, bu cımbızlamak. Üzgünüm, gerçek bu. Ha, ama onun dışında tabii ki fikirlerini belirtme özgürlüğüne sahipsin. Burada doğru konuşmuş, burada doğru konuşmamış. Bunlar senin hakkın. Ama cımbızlamadan yapacaksın bunu. Gelelim sadete. Bazı cevaplarını yeterli bulduğum, bazı cevaplarını yetersiz bulduğum ama tüm sorulara mantıklı veya mantıksız bir şekilde cevap vermiş. Hiçbir sorudan kesinlikle kaçmamış. Sürekli sözü kesilmesine rağmen yeterince tahammül etmiş. Muhalefet olacağım diye saçma sapan sorular gelse bile bunu sakinlikle karşılamış en azından başlarda. Sonrasında tabii ki biraz sinirlenmiş yani, yalan yok. Ve programın fragmanla hiçbir alakası yoktu. O yüzden eğer ki fragmanı izleyip ya Ümit Özdağ ne kadar kötü bir insan demişseniz, hayır, fragmanla hiçbir alakası yoktu. Gidin tamamını izleyin. Bu arada geçenlerde Ümit Özdağ hakkında yaptığım bir yorumu düzeltmek istiyorum. Bilgi eksikliğimden kaynaklıydı. Hatırlıyorsunuzdur belki, kendi hesabından tişört satıyor diye bayağı bir insan Ümit Özdağ linçlemişti ve küçük düşürmüştü. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım işte. Hocam bir sürü insanın zaten size karşı bir önyargısı var. Niye bu insanların eline böyle bir koz veriyorsunuz? konuşuyorsunuz falan. Kötü amaçlı söylememiştim, bunu zaten fark etmişsinizdir. Bir arkadaşımıza çıkıp buna cevap vermiş ve kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum bu yanlışımı düzeltmiş olduğu için. Ümit Özdağ'ın partisinin yeterli parası olmadığı için bu şekilde partisine gelir kazanmaya çalışıyormuş. Yani yaptığı şey gayet normal. Her ne kadar bunu kötüye vurmaya çalışan insanlar da olsa bir yerden parasını çıkarması gerekiyor sonuçta. Neyse, bunu da düzelttiğimize göre sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.